Selam arkadaşlar. Yeni bir videoda tekrar birlikteyiz. Bugünkü videomuz plazma kesiciden voltaj okumak için bir voltaj bölücü hakkında olacak. Bu voltaj bölücü ile okuduğumuz voltajı daha sonra Arduino'ya girerek Arduino ile toz yükseklik kontrolü yapılacak. Plazma makinesinde yüksek frekans olduğu için Arduino sürekli resetler atmakta. Yani yüksek voltaj olduğu için Arduino ile voltaj okumak oldukça zor. Bu yüzden bir devre yapmaya karar verdik. Kısaca devreyi anlatayım. Burası plazmadan artı girişimiz. Burası plazmadan eksi girişimiz. Diğer bir deyimle metale taktığımız şase kelepçesi buraya bağlanacak. Torç kablosu da şuraya bağlanacak. Burada iki tane taş direncimiz, 100K'lık iki tane taş direnci. Yüksek frekansları emmek için bir kapasitörümüz var, 1 kilovoltluk. İki tane bobinimiz var. Burada da bir taş direncimiz 3.9K. 5.1 voltluk bir zener diyodumuz. Daha sonra da daha küçük filtrelemeler yapmak için de burada bir tane kapasitörümüz var. 47 kiloluk bir direncimiz. Burada LM358 bir op-amp'ımız var. Tekrar bir kapasitör. Ve 100 ohmluk bir dirençle HCNR200'e giriyoruz. HCNR200 normal optokupler benzeri bir optokupler aslında. Fakat normal optokuplerden biraz daha farklı. İzolasyon için voltaj çevirmelerde kullanılan bir optokupler çeşidi. Optokuplerin çıkışı tekrar bir op-amp sayesinde istediğimiz voltaja çevrilerek çıkışı alıyoruz. Yani çıkıştan Arduino'ya 0-5 volt arası bir gerilim elde edeceğiz. Fakat devre tam izolasyonlu olması için, şimdi optokupler burada izolasyon sağlıyor. Tamam, bu güzel. Fakat GND'lerimiz de, artı voltajlarımız da izolasyonlu olması gerekiyor. Aksi takdirde GND üzerinden tekrar Arduino'ya gelerek yüksek frekanslar Arduino'yu maalesef sapıttırıyor. Bu yüzden burada da bir tane B1212S kullanıldı. B1212S normal bir DC-DC çevirici. Daha doğrusu şöyle diyeyim, 12 volt girişimiz var ve birbirinden bağımsız 12 volt çıkışımız oluyor. Yani buradan GND 1, GND 2, 2 tane GND'miz, 2 tane artı voltajımız oluyor. Birbirlerine kesinlikle karışmıyorlar. Aynı optokupler gibi yalıtılmış vaziyette içerisinde bunlar. Devre 2 tane farklı voltajla da beslenebilir. Yani B1212S yerine 1212S bulunmazsa 2 tane ayrı ayrı güç kaynağı kullanarak buradan da 12, buradan da 12 ile besleyerek devre yine çalışacaktır. Fakat tek kaynaktan beslenmesi için B1212S'i burada kullanmış oldum ben. Evet, devremiz kısaca bu. Devre şeması. Baskının bir prototipi. Bu şekilde. Yerleşimi daha doğrusu. Plaketimiz, diğer yüzeyi, parçalar dizildikten sonraki hali, alttan görünüşü, buralara ayrılması gerekiyor. Kestim biraz buraları. Delikleri biraz daha küçük matkabım olmadığı için biraz büyüyecek. Deldiğim için bakırları biraz iyiydi ama neyse ki lehimleri
doğru bir şekilde yapabildik. Evet, voltaj bölücümüz bu. Şimdi bunu Arduino ile test ettik. Bakalım test sonucu nasıl? Evet arkadaşlar, voltaj bölücümüz mükemmel bir şekilde çalışmakta. Arduino reset falan atmadı. Bu muhteşem oldu. Bu voltaj bölücüyü ileriki zamanlarda Arduino ile THC, yani torç yükseklik kontrolü cihazında kullanmak için kullanacağım. Torç yükseklik kontrolü için program ve Arduino taraflı işlemlerim, hazırlıklarım var. Testlerim oldu. Başarılı sonuçlar aldım. Ayrıca bu torç yükseklik kontrolü USB portu kullanan Mac 3 kartlarında da kullanılabilecek bir sistem olacak. USB portlu Mac 3 kartları biliyorsunuz yukarı veya Z ekseni, yukarı Z ekseni aşağı hareketlerini desteklemiyor. Yani THC destekleri yok. Fakat benim yapacağım yöntemle USB kartlar da, USB portu ile bağlanan kartlar da torç yükseklik kontrolünü destekleyecekler. Takipte kalmaya devam edin. Bildirimleri açmayı unutmayın. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.